bebeğini düşürdüğünü öğrendim. Çok üzüldüm. Bu ayki faaliyet raporlarını görebilir miyim? Uzun zamandır fabrikayla ilgilenemiyorum. Bakalım işler ne alemde? Yalnız şunu baştan söyleyeyim, durum pek iç açıcı değil. Senin ve Serap Hanım'ın yokluğunda tam da anlaşmalar üzerine gelince işimiz bayağı sıkıntıya girdi. Önce raporları görelim. Sonra vaziyete bakarız. Tabii, nasıl istersen. Vay. Ha, Serap sen misin? Günaydın, erkencisin bugün. Orhan Bey. Size kararımı bildirmek istiyorum. Yarım saat sonra kafede buluşalım mı? Hay hay. Tabii ki. Yarım saat sonra kafede. Bak hele. Birini mi arıyor? Yok. Aramıyorum. Kimi arayacağım ki? Halam yaşlı da ona yiyecek götüreydim. Ara. Çok güzeller. Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti? Heyecanımı bastırmak için çiçekçiye kadar yürüdüm. Cevabınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Teklifinizi kabul ediyorum. Evler temiz komutanım. Civar mahalleleri de arayın. Çabuk. Çabuk. Gelin benimle. Gözüm üstünde Ahmet. Ettiğinizi bilemezsiniz Serap. Yalnız sizinle çok açık olarak konuşmak istediğim bir mesele var. Nedir? Ben fabrikayı ve çiftliği idare ederken yanımda olmanızı istiyorum. Oğlumun da baba olarak görebileceği, güvenebileceği bir erkeğin etrafında büyümesini istiyorum. Size bu konuda itimadım sonsuz. Ancak bu bir mantık izdivacı olacak. Bir iş anlaşması gibi. Anlıyorum. Tam olarak anladığınızdan emin olmak isterim Orhan. Eğer benden sizinle hakiki bir evlilik hayatı yaşamamı beklemeyecekseniz ve bu hususta bir daha asla konuşmayacaksak ancak o zaman sizinle evlenebilirim. İtiraf etmeliyim ki size karşı olan hislerim beni bu konuda oldukça zorlayacaktır ama madem siz böyle uygun gördünüz, benim de sizden bir ricam olacak. Nedir? Burada Paris'te evlenelim.
Burada mı? Şimdi? Evet, burada. Kararımızı verdiğimize göre beklememize lüzum yok. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum açıkçası. Benim de yeni boşanmış olduğumu göz önünde bulundurursak böylesi daha uygun olacaktır. Kimseye izahat vermek zorunda değiliz. İşlemleri bir an önce başladınız. Ne dersiniz? Bu gidişle fabrikanın zarar etmesi kaçınılmaz. Dışarıdan aldığımız pamuk bizi bayağı sıkıntıya soktu. İşçilerin yarısını çıkartıp çalışma saatlerini arttırmamız gerekiyor. Zarardan kurtulmamız başka türlü mümkün değil. Tamam. Hemen yapalım o zaman. İşçilerin yarısını çıkaralım. Yalnız bu fikre Serap Hanım katı suretle karşı çıkacaktır. Serap Hanım burada olmadığına göre bu meseleye nasıl baktığının da bir ehemmiyeti yok sanırım. Ne gerekiyorsa yapın. İşçilerin yarısını çıkarmak icap etse bile fabrikanın zarar etmesine izin veremem. Pekala. Aa. Bu arada Kemal'in hapishaneden kaçtığını öğrendim. Kemal'le alakam yok artık Selim. Bu konuyla ilgili bana bir daha soru sormazsan sevinirim. Evlenmek için konsolosluğumuza yaptığınız müracaatı inceledik. İmzalamış bulunduğunuz evlilik beyanı bağlı bulunduğunuz nüfus idaresince de tasdik edildi. İzdivacınızın önünde herhangi bir mani bulunmamaktadır. Siz Serap Hanım, Orhan Bey'i hocalığa kabul ediyor musunuz? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.